Bu muhteşem şehire ulaşmak için karayoluyla 1150 kilometre yol kat etmek gerekiyor. Seyahatinizi uçakla yapmak isterseniz de 1 saat 40 dakikada Trabzon'a inebilirsiniz. Oradan da 75 kilometrelik yolu araçla geçmeniz gerekecek. 330 bin nüfusa sahip Rize, Çayeli, Ardeşen, Pazar, Fındıklı, Güneysu, Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Çamlıhemşin, İkizdere ve Hemşin ilçelerinden oluşuyor. Doğu Karadeniz bölgesinin yaylaları, horonu, rahmeti bol tabiatıyla meşhur. Kıyıları Karadeniz'in hırçın dalgalarını bir hilal gibi saran, sakin sokakları, mütevazi evleri, yeşili ve mavisiyle güzel insanların bir arada yaşadığı Rize gezimize başlıyoruz. Kıyı şeridi Karadeniz'in hırçın dalgalarını bir hilal gibi sarar. Sakin sokakları, mütevazi evleriyle adı çalışmakla anılan güzel insanların şehridir Rize. Elinde olanı işleme, değerine değer katma çabası vardır Rize insanının. Bu yüzden tabiatın her nimetine emeğini verir. Rize bezi de bu emeğin ürünlerinden biridir. Özgün dokuma tezgahlarında kendi ipinden dokunan bezler, günlük kıyafetlere, hediyelik eşyalara dek pek çok şeye yansır. Rize çarşıları, şehre gelenleri, usta ellerden çıkmış, türlü zanaata haiz ürünleriyle karşılar. Rize dendi mi daha pek çok ürün akla gelir. Fındık üretiminde de ticarete konu olan yetiştirici şehirler arasındadır. Rize tepelerini fındık bahçeleri sarıp sarmalamıştır. Halkı gecesini gündüzüne katar ve doğanın bu armağanını bizlere sunar. Fındık Rizeli için emektir, umuttur, hayatın kendisidir. Tıpkı çay gibi fındık da Rize'nin değeridir. Anzer balıysa sahip olduğu ayrı bir lütuftur Rizelilerin. 2000 civarındaki çiçek türüne sahip Anzer yaylasında yapılan arıcılık faaliyetleri, Rize'yi kaliteli bal üretiminde bugün söz sahibi konumuna getirmiştir. Anzer balını yediğinizde kendinizi şanslı hissedersiniz. Çünkü sadece Anzer yaylasında bulunan çiçeklerden doğal yollarla üretilen bu balın birçok faydası var. Rize'ye geldiğinizde yaylaya çıkın ve bu baldan bir kaşık tadın. Farkı siz de göreceksiniz. Rize'nin toprağının bereketi kadar köklü tarihi de ayrı bir öneme sahip. Bunlar arasında ulu mabetlerden biri olan Şeyh Camii yer alıyor. 1711 tarihli ilk yapının ardından 2013 yılında tadilat görmüş ve 2014 yılında yeniden ibadete açılmış. 5 vakit Rize semalarından görünen minaresinden okunan ezanıyla şehrin manevi atmosferinin gücüne güç katmaya devam ediyor hala.
Rize Orta Camii'nin geçmişi de Şeyh Camii ile aynı dönemlere rastlamakta. Kitabesinden 1737 tarihinde yapıldığı anlaşılan cami, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ruslar çekilirken Ermeni askerler tarafından yakılmış. Kullanılamaz hale gelen cami 1941 yılında yeniden onarılarak bugünkü şeklini almış. ...1470'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethiyle Osmanlı topraklarına katılmış bir şehirdir Rize. O şanlı güne dek pek çok akın ve saldırı görmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgaline dahi uğrar. Ancak 15 Temmuz'da yaşanan ihaneti geçmişinin hiçbir safhasında o da yaşamamıştır. Türkiye'nin bütün şehirleri gibi Rize'de birlik olur o gece. Vatan sevgisiyle direnir. Kendini siper eder, şehit verir. Sonrasındaysa Rizeliler ne o günü ne şehitlerini unutur. Yakın zamanda şehir meydanı yeniden düzenlenir ve şehitlerimizin anısına bir anıt dikilir. Üzerine isimleri yazılan şehitlerimiz bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda anılarda her daim diri kalacak o kahramanlık öyküsünü sergilemeye devam etmektedir hala. Denize kıyısı olan bir şehrin kaderi gibi bir şeydir balıkçılık. Rize'de de balıkçı barınakları bunun en büyük nişanesi. Balıkçı teknelerinin korunma, barınma, bakım ve onarımları gibi tüm ihtiyaçlarının giderildiği yer balıkçı barınakları. Aynı zamanda av sonrası teknelerin de ilk uğrak yeri. Deniz yalnız balıklara, balıkçılara kucak açmaz Rize'de. Pazar ilçesinde öyle bir yapı vardır ki yüzyıllardır Karadeniz'e sırdaş, kuşlarına sığınak olmuştur. Denizin kıyısında küçük bir kayalık üzerinde yükselen bir burç kalıntısıdır bu. Hikayesi gibi inşa tarihi de kesin olarak bilinmese de 13. ya da 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilir. Rize'nin merkezinde yer alan Rize Kalesi ise iç kale ve aşağı kaleden oluşan bölümleriyle başlı başına bir kale olma özelliğini taşıyor. Aşağı kale 13. yüzyılda inşa edilmiş. İç kalenin ise yapımı çok daha eskilere, 6. yüzyıla kadar uzanıyor. Her şehrin koruyucu taş muhafızlarından biri olan Rize Kalesi, asırlara meydan okurcasına dimdik ayakta bulunduğu tepeden şehri gözetmeye devam ediyor. Yüce dağlarını bekleyen kaleleri bitmez Rize'nin. Bir uçtan bir uca birbirlerine güç gösterisi yaparcasına şehre tepeden bakarlar. Çamlıhemşi'nin Zil Kalesi de onlardan biridir. Dağları mesken tutmuş bir yorgun savaşçı gibi ayakta kalan surlarıyla zamana direnmeye çalışmaktadır hala. Kalelerine mesken olan dağları vadilerce uzanıp gider Rize'nin. Sis çökmüş yamaçları sürülür, dört mevsim yeşili eksik olmaz. Derdini döken de olur ona, hasretini paylaşan da. Ama aşılmaz değildir Rize'nin yüce dağları. Eteklerinde mahsul toplar insanlar. Alın teri döker, tohum saçar,
hasadı bekler umutla. Rize'nin yamaçlarının en güzel süsüdür çay tarlaları. Ekonomisi çay üretimine dayalı bu şehrin en tabii örtüsüdür. Rize'nin üstüne sinmiştir kokusu. Önce dağlardan esen rüzgarlarla buram buram kokusu gelir. Ve sonunda yamaçlarda başlayan bu hikaye şehirde son bulur. Kan kırmızı renginden bir sıcak buğu yükselir. Bir hoş tebessüm belirir yüzlerde. Bir bardak muhabbet, bir milletin vazgeçilmez geleneğine dönüşür. Türkiye'nin en çok yağış alan ilidir Rize. Rahmeti topraktan taşar. Dağlarının kıvrımlı yollarından süzülerek gelir. Çağıl çağıl çağlayan şelalelerine dönüşür. Sesiyle tabiat her mevsim yeniden hayat bulur. Yolcusunun seyrine, yöre insanının ihtiyacına sunar kendini. Bu şehirde tabiat her daim kendini yeniler adeta. Şelalelerinden dökülen sular akarsularına karışır. Fırtına Deresi de onlardan biridir. Adını Karadeniz'e karışmak için acele edişinden mi alır bilinmese de Rize'nin su sporları için vazgeçilmez mekanı haline gelir zamanla. 57 kilometre uzunluğundaki derenin hırçın akan suları macera tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatır. Fırtına Vadisi bu yemyeşil tabiatının içinde bir de tarih barındırır. Patikalarını açtıkça hoş bir sürpriz olup beliriverir. Vadideki birçok eski köprü bu tarihin asırlardır yaşayan tanıklarıdır. Altından soğuk suların aktığı taş bedenleri, bir mütevazi yücelik değer iki yakaya kollarını. Üstünden geçerken şöyle bir durup baktırır uzaklara. Geçmişten geleceğe yol alırcasına. Yüce dağlar bulutlara selam durur Ayder Yaylası'nda. İklim hep yeşili besler, büyütür. Çamlıhemşi'nin ormanları sarar dört bir yanı. Burada hayat Kaçkar Dağı'nın eteklerinde başlar. Göğüne el uzanır gibidir. Ayaklarınızın altına Kaf Dağı masallarından bir diyar serilmişçesine dünyadan uzaklaştırır. Derin bir nefes alır, memleket havası dersiniz. Gelenin nasibini almadan gitmediği bir şehirdir burası. Ya havasından, suyundan, ya bereketli mahsulünden, el değmediğinden. Üretip kazanmanın zahmetini çekse de o, zahmeti baş tacı etmeyi de bilir Rize insanı. Çünkü her biri Allah'ın bir lütfudur, kaderlerinin yazıldığı bu topraklara. Yemyeşil yaylalarından çay kokulu selamını gönderir, hasretini çekenlere.